Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Nos hemos declarado dentro del grupo de países no alineados, a pesar de ser marxistas-leninistas, porque los no alineados como nosotros luchan contra el imperialismo. ¡Patria o muerte! Teniendo rancho y caballo, es más liviana la pena. Teniendo rancho y caballo, es más liviana la pena. Che Guevara'nın kendisinden önce gelmiş adı anılabilecek sosyalist hareketin önderlerinden önemli bir farklılığı var. Diğerleri işte Marx'tır, Engels'tir, Lenin, Troçki, Rosa Luxemburg, Gramsci vesaire. Bütün bunlar aynı zamanda düşünsel olarak da önemli insanlar. Aynı zamanda önemli eylem insanları da. Bu doğru. Ama geriye dönüp bakıldığı zaman devrimin güzelliğini ifade etmesi açısından hiçbiri bu kadar evrensel bir değere sahip olamadı. Çok daha geniş bir insan kitlesine seslendi. Yani kah Afrika'daki siyaha, kah Küba'daki köylüye, kah Antalya'daki yerliye bir Arjantinliydi. Ama dünyanın dört bucağındaki başka insanları, yani insanlığın toplu, topyekun kurtuluşu için eğer bir sembol aralacaksa herhalde bu Ernesto Che Guevara'ydı ki bugüne kadar da onun için isyan varsa, öfke varsa herhangi bir yürüyüşte, herhangi bir eylemde mutlaka orada hiç beklemediğiniz bir şekilde Che'nin resmini görüyorsunuz. Oysa bu insanlar gerilla değil, bu insanlar doktor değil, bu insanlar Fransızca bilmiyor, onun gibi Baudelaire'i kendi dilinden okumuyor. Ama bu insanlar Che'nin bayrağının altında kendilerini iyi hissediyorlar. No tengo cuentas con Dios, mis cuentas son con los hombres. No tengo cuentas con Dios, mis cuentas son con los hombres. Che'nin iktidar olmak gibi bir derdi yoktu. Sosyalizm bir derdi vardı. Ama sosyalizmde nihayetinde yönetenin olmayacağı, sömürülenin olmayacağı bir toplumdan söz ettiğimize göre oraya nasıl varılacak? Che'nin özellikle 63'ten sonra, ekonomi bakanı olduktan sonra planlama bugün unutulan bir konu ama tabii ki toplumu planlayamazsanız geleceği de göremezsiniz, inşa da edemezsiniz. Böyle çok özel bir göreve geldi. Bu çoklukça çetrefil bir şeydir. Ve Ernesto Che Guevara bazıları tarafından bir Tom Mix gibi veyahut da bir Çelik Bilek gibi neyse artık yani Kaptan Swing gibi karikatürize edilebilir. Ama onun okuduklarına ve kütüphanesine bakıldığı zaman çok ciddi bir entelektüelle karşı karşıya kalırsınız. Yani diyebiliriz ki aslında Küba devriminin bu işlere en fazla kafa yoran insan olduğu gibi genel kültürü itibariyle de aslında gerçekten çok gelişkin bir insandı. 63'ten sonra sadece denizci strateji meselesiyle ilgilenmedi. Yeni insan gibi bir, hani bunu nasıl inşa edileceği üzerine kafa yordu. Küba'nın kendi sınırları içinde kaldığı takdirde bu emperyalist kuşatma altında veyahut da bütün dünyada yoksullar özellikle ABD emperyalizmin tahakkümü altındayken insanlığın kurtuluşu mümkün müydü? Bu sorular üzerine kafa yordu. Bunlar ciddi ağırlıklı ve üstelik de işte sportif olmayan konulardır. Yani 3 metre zıplayaraktan, 5 tane kurşun ataraktan halledebilecek şeyler değildir bunlar. Ve özellikle Afrika'ya gittiğinde 1965'te Cezayir konuşmasını yaptığı zaman Sovyetler Birliği'ni yürüttüğü dünya politikası açısından eleştirir ve oradan çok ciddi bir kopuş gösterir. Yani o tırnak içinde bürokratik rejimlerle arasına ciddi bir mesafe koyar. Bu da kendisini Küba'daki diğer önderlerden farklılaştıran bir husustur. Ernesto Che Guevara iktidarda olmak, orada bir şeyi inşa etmek gibi bir dar perspektife sınırlı kalmadı. Çünkü iktidarda yapılacak şeylerin sınırını gördü. Me gusta mirarlo al hombre plantado sobre la tierra. Me gusta mirarlo al hombre plantado sobre la tierra. Bolivya'daki ölümü aslında, Bolivya'daki yaşamı çok zorlu bir yaşamdı. Bolivya derken aslında Bolivya, Haiti'den sonra Latin Amerika'nın en yoksul kentidir hala.
Yani 9 bin dolar fert taşla düşen milli gelir şu anda. Durumu kavramanız için söyleyeceğim. Bu yoksul ülkede özellikle Ant Dağları dolayında gerilla mücadelesi vermek korunmak açısından avantajlı olabilir. Ama yeni insanlar kazanmak için oldukça zor bir şeydir. Burada kullanılan yerli dillerinden hiçbirine vakıf değildi. Yerliler de İspanyolca bilmiyordu, Fransızca da bilmiyorlardı. Dolayısıyla Che ile ortak bir dil bulmaları oldukça zordu. Burada tabii çeşitli siyasi örgütler, o zamanki Moskova'ya bağlı olan Komünist Partisi vesaireyle anlaşmazlıkları vardı. Ve gerekli desteği de göremedi. Evet, oldukça tecrit oldu. Bildiği bir alanda değildi. Bildiği bir alanda değildi. Ve zaten gerilla çantasına baktığımız zaman tekrar tekrar bu meseleler üzerine devrim strateji hakkında düşünüyordu. Gerilla kaybettiği son gerilla çantası ölümünden kısa bir süre önce içinde iki kitap vardı. Bunlardan biri kendi eylemini teorize eden Fransız Roger Debray'ın Devrim'de Devrim kitabıydı. Ona notlar çıkarıyordu, ona eleştirel notlar çıkarıyordu. İkinci kitap ise Troçki'nin Rus Devrimi'nin Tarihi kitabıydı. Bu kitabın aslında onun eylem tarzıyla doğrudan bir bağlantısı yoktu. Ama Bolivya'daki madenci hareketini anlamak için önemli bir kitaptı ve bu kitap hakkında oldukça stajkar söyler. Dolayısıyla burada da bir arayış içindeydi. Yani önceden hesaplanmış, kitaplanmış bir eylem tarzının peşinde değildi. Bir arayışı içindeydi ama bu arayış içinde yeterli destekleri de bulamadığı için nihayetinde bir çözümsüz durumda kaldı ve son günlerinde artık en yakın yoldaşına bu işin bittiğini söylemişti ve yakaladığında da bir anlamda artık ölüme hazır bir haldeydi. İlginç olan şuydu ama, evet, Çen'in gerillasına köylüler destek vermedi. Yani onlarla bir ısmiyet kuramadı. Bu doğruydu. Ama ölümünden sonra anında diyebiliriz. Çok ilginç bir olay oldu. Sanki önceden anlaşmışlar gibi çok büyük bir köylü kitlesi, yerli kitlesi oraya geliyor ve askerlerin kordonunu yararaktan mumlarla onu bir aziz olarak yolcu ediyorlar. Yani bunu bir yerden görseydi acaba ne düşünürdü diye bir faraziyenin peşine düşmeyeceğim. Ama yaşarken belki köylüleri kazanmadı ama öldüğü anda gerçekten o toprağa mal olmuştu, o insanlara mal olmuştu. Alguna gente se muere para volver a nacer. El que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Y el que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Nada más, nada más.